Merhaba Cidden. Merhaba İyi Eşda'cığım. Nasılsın canım? canım, sen nasılsın? Anneler Günü kutlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Senin de anneler günün kutlu olsun. İyiyim. Evdeyiz. Karantina günleri. Her şey yolunda. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun? İyi, ben de işte benim online derslerim var. Onun dışında canla ilgileniyorum. Bu dönem bana yaradı yani. Canla birlikteyiz Aynen. Yoğun bol çalışan bol. anneler için çok güzel oldu. Bizim hayatımızda çok değişiklik olmadı. Sadece dışarı çıkmıyoruz ama onun dışında evet çok yoğun çalışıp çocuklara çok vakit geçiremeyenler için gayet güzel oldu aslında. Teşekkür ediyoruz. Bu arada anneler günümüzü kutluyorlar. Nalan abla katıldı. İşte arkadaşlar, herkes anneler günümüzü kutluyor Güldencim bu arada. Teşekkür ediyoruz onlara. Evet, teşekkür ederiz hepinize. Arkadaşların bazı merak ettiği şeyler vardı. Sanırım daha öncesinde mesaj atanlar da olmuş. Onlarla başlayalım istersen. Olur. Ben de not almıştım onları. Öncelikle evde nasıl zaman geçiriyorsunuz demişler. İşte biraz bahsettik zaten. Çocuklar bayağı vaktimizi alıyor bizim. Çünkü daha Aynen. küçükler. Evet, bir de artık tam hareketli dönemleri olduğu için gün nasıl geçiyor gerçekten hiç anlamıyorum. Duru 6 gibi kalkıyor zaten. Onunla beraber kalkıyorum. Sonra o kahvaltı ederken ben bir saat yürüyorum sabah erken. Sonra kahvaltı ettikten sonra artık gün başlıyor. Duru'yla vakit geçirme, Duru'nun yemeği, Duru'nun uykusu, Duru'yu bahçeye çıkarma. İşte derken bir bakıyorsun akşam oluyor. Günler böyle geçiyor. Saatler duruyor endeksli yani sonuç olarak. Aynen. Bizde Can ne de bu da yapıyor? böyle. Bizde de canı biraz tabii erkek çocuğu olarak evde tutmakta zorlanıyoruz biz. Ama ufak tefek bazı kaçamaklar yapıp işte azıcık evin önüne hava almaya çıkartıyoruz mecburen. Çünkü öğlen uykularını ya da gece uykularının kalitesi birazcık düştü sürekli evde olunca. Düzene sokmak için hafif arada sırada hava aldırmaya çalışıyoruz. Onun dışında Bir de D vitamini alması lazım çünkü. aynen. O yüzden hiç Öyle. oluyor. Aynen Çalışmaları. öyle. Demişler ki şimdi arkadaşlar voleybolu bıraktıktan sonraki hayatımızı merak ediyorlar. Neler yapıyorsunuz diyorlar bize. Sen de başlayalım istiyorsun. Bizim zaten çok şanslı olduk, çok şükür. Çünkü bıraktıktan sonra hemen hamile kaldığımız için o süreç zaten çok çabuk geçti. Sonra anne olduğumuz için tamamen onlara endeksli bir hayatımız oldu. Açıkçası biliyorsun ben Eczacıbaşı Holding'de koordinatör olarak göreve başladım. Çok yoğun çalışmadığımın dışında Duru'yla vakit geçiriyorum. Duru'yu okula işte oyun saatlerine götürüyorum. İşte evin market alışverişi, öğlen yemek ne olacak, akşam yemek ne olacak, o eksik, bu eksik derken gün geçiyor. Günler böyle geçiyor ama biliyorsun ben zaten çok evciydim. Evde oturmayı çok severdim. Şimdi evimle ilgilenmeyi çok seviyorum. Çiçeklerimle ilgilenmeyi, işte bahçeye inmeyi. Aslında evimin tadını çıkarıyorum. Kızımın tadını çıkarıyorum. Eşimin tadını çıkarıyorum. Öyle günler geçiyor. Voleybolun dışında çünkü çok yoğun çalışmışız. Çok deplasmana gitmişiz. Açıkçası hayatımız evet çok güzeldi. Çok yoğun olmasına rağmen ama bu hayatı da özlemiyor değildik. Onun için şimdi böyle geçiyor günler. Tam Dediğim gibi onu zaten diyecektim. bırakalım Aslında aktif oynarken özlediğimiz hayata geçtik diyebiliriz aynen. biraz da. Zaten bırakalı da 2,5 seneyi de geçti. Neredeyse 3 sene olacak. Zaman çok çabuk geçiyor. Hiç anlamadım bile ne kadar çabuk geçtiğini. Öyle geçiyor. Sen de nasıl geçiyor? Senin tabii üniversite hayatın olduğu için daha yoğunsun sen. Evet, ben biraz ders çalışmayı seviyormuşum, onu anladım. Çünkü sürekli ders çalışıyorum. Uzun Yansıtır. Herkes ara yapamaz vermişim gerçekten. sporcuyken. En son lisede ders çalışıyordum. Ondan sonra bırakmışım bayağı. Üniversitede bir şekilde bir tempoyla üniversiteyi bitirmişim ama bakıyorum şimdi ders çalışmak herhalde tekrar döndüm buymuş diyorum. Çünkü ben doktoraya başladım. Senenin başında. Şimdi ders dönemimi bitiriyorum ama derslerim yoğun ve online'a döndük döneli biraz daha zor geçmeye başladı. Çünkü hocaların hepsi çok fazla ödev veriyorlar normal olarak tabii. Bir şeyler öğrenelim diye. Onları yapmaya çalışıyorum.
Öğretim görevliliği yapıyordum işte bu salgın dönemine kadar. Şu anda da online devam ediyorum. Voleybol derslerine giriyorum Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, merak eden arkadaşlar için. Çok cici öğrencilerim var. Antrenörlük bölümüne bakıyorum genelde. Orada öğrencilerim. Mezun olunca antrenörlük yapacaklar, voleybol antrenörlüğü. Hakem olan, antrenörlük yapan, hem çalışıp hem okuyan öğrencilerim var. Zevkli geçiyor. Onlara tecrübelerimi aktarabiliyorsam eğer ne mutlu bana. Burada da katılan öğrencilerim var. Gidiyorlar, yazıyorlar. Teşekkür ediyorum onlara. Merhabalar herkese. Yalnız ben de araya gireyim. Gerçekten seni tebrik ederim. Yani belirli bir yaştan sonra bu kadar spor hayatı aktif geçtikten sonra akademisyen olabilmek hiç kolay değil. Onun için seni çok tebrik ediyorum arkadaşım. Biliyorsun sana çok fazla destek de vermiştim üniversiteyi bitirmek için. Çok da güzel oldu. Ama Şimdi. sana çok yakıştı gerçekten. Süpersin. Evet, buradan da söylemek lazım. Lisans döneminde Gülden arkadaşımın desteği çok oldu. Çünkü Eczacıbaşı'nda oynuyordum o dönemde. Boş zamanlarımda hep derslere gitmeye çalıştım okulu bitirmek adına. Orada da en çok destekçim Gülden'di. Çünkü o üniversite mezunuydu, bitirmişti okulunu. Bana da mutlaka sen de bitir diye destek oluyordu arkadaşlar. Okullarınızı bitirin. Evet, şimdi oraya girecektim. Konu açılmışken genç arkadaşlarımıza diyelim ki eğitimle beraber spor hayatı da devam ediyor. Sadece fedakarlık yapmak gerekiyor. Şimdi Esra ablanız mesela bu kadar yoğun tempodayken, arkadaşları alışverişe giderken, gezerken bir bakıyordum ders çalışıyordu. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabiliyor ama iyi bir sporcu olabilmek tabii ki çok önemli. Ama eğitim mutlaka yapılıp ondan sonra sporcu olmak lazım. Bunu da lütfen aklınızın bir köşesine koyun. Gençler, çocuklar, arkadaşlar, bu çok özel bir şey çünkü eğitim çok önemli. Güzel bir mesaj verdin güzelcim. Ağzına sağlık. Voleybolu Bunun cevabını sen çok net biliyorsun. özledin Bana kalsa ben zaten 45 yaşına kadar oynayacaktım. mi? Tabii ki voleybolu çok özlüyorum. Voleybola karşı tutkum hiçbir zaman bitmeyecek. Çok özlüyorum. Hele ilk bıraktığım zamanlarda böyle maçları izlerken gözlerim doluyordu. Ama biliyorsun biraz mantıklı bakmayı seven biriyimdir. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da sonu var. Güzel bir şekilde bıraktık. Bir gün zaten bitecekti. Sonuçta çok şükür ki çocuklarımız olsun, annelik duygusunu yaşayalım diye bıraktık. Yoksa sen de ben de oynayabilirdik. Onun için çok mutluyum, özlüyorum, hala çok seviyorum. Hala çıksam oynamak isterim. Sadece biliyorsun sen de ben de para kazanmak için oynamadık. Arada komşumu da görüyorum. Neyse ki sana da selam canım. Komşularım da girdi. Özlüyorum tabii ama her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da bir sonu vardı. Şu anda kızımızla, sen oğlunla çok mutlusun eminim. Güzel anılardı. Evet. Ben de aynı şekilde. Ben biraz daha hazırlamıştım kendimi. Çünkü hem sakatlıklarım da fazlaydı dizimdeki. O yüzden şu anda izlemeyi, takip etmeyi çok seviyorum. Tabii ki de kopmadım. Ligleri falan takip ediyorum. Sen de eminim ki izliyorsundur maçları. Ama hani orada olayım, oynayayım istiyor muyum diye sorarsan bana, ben herhalde tamamdır artık. Ben fiziki şeyimi tamamladım. İzlemek güzel diye bakıyorum. Ama kaçırmıyorum maçları. Ama senin tabii Arkadaşlar. sakatlıkların olduğu için sonuçta sakatlıklar tabii çok büyük problemler. Ben de iki ameliyat geçirdiğim için son dönemde eğer sakatlık yaşıyor olsaydım ben de bu kadar seni oynamayabilirdim zaten. Sakatlık da işimizin bir parçası. Bu arada genç arkadaşlara da söyleyelim. Her şey güllük gülistanlık geçmiyor tabii. Bu kadar aktif olduğumuz zaman mutlaka sakatlıklar oluyor ama her zaman tabii bu sakatlıklar geçirdiğimiz zaman çok sabretmemiz gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor ki eski formumuza gelelim. Arkadaşlara da bunu söyleyebiliriz tabii. Güzel. Şimdi merak edilen bir şey varmış doğal olarak. Instagram'ı neden kapattığımla ilgili. Arkadaşlar, ben biraz önce anlattığım gibi doktora yapıyorum. Onun öncesinde de bir yüksek lisans tezi hazırlamak durumundaydım ve kısa vadede yapmak zorunda kaldım bunu. O sırada baktım ki müptela olmuşum, ama hani tabii ki de insanlar ne yapıyor, ne ediyor merak ediyoruz. Arkadaşlarınız ne yapıyor merak ediyorsunuz, takip ediyorsunuz. Telefonu elime aldığım anda Instagram'a girer buluyordum hep kendimi. Bu sırada da yoğun bir döneme girmiştim. Ben o yüzden kapattım aslında. Bunları daha hızlandırıp
yoluna koyabilmek adına kapatmıştım Instagram'ımı. Şimdi de doktora ders dönemim de bayağı yoğun geçiyor, ağır geçiyor. Şu ders dönemini bitirdikten sonra tabii ki de geri açabilirim. Neden olmasın? Dondurdum yani şu anda. Arada gelen sorular varsa senin de gördüğün Gülden'cim sen de girebilirsin araya. Demişler ki çocuklarınızı voleybola yönlendirmek ister misiniz? Ben tabii ki çok voleybolcu olsun isterim. Sporcu olsun çok isterim. İstediği sporu yapsın. Mutlaka sporun bir parçasında, sporun bir yerinde olsun isterim. Zaman gösterecek tabii ama tabii büyük konuşmamak lazım da çok böyle illa voleybolcu olacak, çok iyi voleybolcu olsun diye işte çok baskı yapacağım, öyle bir anne olacağım, öyle bir veli olacağımı düşünmüyorum. Sadece kızım için her ebeveyn gibi mutlu bir çocuk olsun, güzel bir çocukluk geçirsin. Onun için ama spor hayatının mutlaka bir parçasında olsun istiyorum. Evet. Eczacıbaşı ile ilgili bir soru gelmiş bana. Yaptığımız iş profesyonellik zaten. Hobi olarak yapmıyoruz biz bu sporu. Nerimancım, senin soruna cevaplıyorum. Tabii ki de ayrılırken üzüldüm çünkü çok senelerce çok güzel anılar biriktirdim orada. Ama profesyonellik adına o sene öyle olması gerekiyordu. Ve sonucunda da karşılıklı konuşarak öyle bir karar aldık. O dönemki antrenörle de alakalı bu biraz. Sonuç olarak çeşitli kulüplerde oynuyoruz hani kariyerimiz boyunca. Eczacıbaşı'nda başlamadım ben voleybola. Ama Eczacıbaşı'nda çok güzel anılar biriktirdim. Kariyerimin çok uzun bir süresini orada yol kat ettim diyebilirim. Ve orada 10 senede kaptanlık yaptım. O yüzden tabii ki de Eczacıbaşı ile ilgili hiçbir negatif bir şey söyleyemem. Aksine çok önemli, güzel anılarım oldu. Gülden de içinde bu anıların hepsinde o da vardır. O da çok iyi bilir. Bu arada bir Sevgili gövdeyi gördüm galiba. Asuman'ı gördüm ben. Teşekkür Şimdi bu ediyoruz arada kızlar. evet kızlar herkese selam. Buluşalım. Şimdi Zeliha beni arayınca dedi ki Gülden böyle bir şey var dedi. Esra ile seni programa işte çıkarmak istiyorum. Dedi ki zaten Esra'nın olduğu yerde benim olmama gibi şansım yok. Benim olduğum yerde Esra'nın olmama gibi şansım yok. Biz dedim ikiz gibi düşünüyoruz. Mutlaka dedim bir arada oluyoruz. Tabii o kadar zaman geçirdi ki aynı evde evlenmeden önce aynı evde vakit geçirdik. Aynı odada kaldık. Isınma arkadaşımdın, takım arkadaşımdın, milli takımda arkadaşımdın. Daha ne olsun? Eşimle evlenmeme neden oldun. Daha ne olsun ki? Zaten ikimizi gene gördük, mutlu olduk diye yazıyorlar, sağ olsunlar. Evet, sağ olun arkadaşlar. Maalesef tabii ki eskisi kadar görüşemiyoruz ama Evet. Sonuçta hayat koşuşturması, herkesin bir düzeni var. Eskisi gibi görüşemesek de gönüllerimiz bir. Tabii ki kopmuyoruz. Birbirimize olan sevgimiz hiçbir zaman azalmıyor. Ama dediğimiz gibi artık çocuklarımız var, herkesin bir işi var. O koşuşturmada fırsat buldukça bir araya gelmeye çalışıyoruz, görüşmeye çalışıyoruz. Özço da geldi. Evet, Bizim Özlem. kaptanımız. Evet. Teşekkür Herkese ederiz. anneler gününüzü kutluyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Polen de geldi. Ay yeriz sizi ya. Çok tatlısınız. Herkesi de nasıl özledik değil mi? Keşke bir araya gelinebilse böyle kalabalıkça. Keşke. Neler konuşulur neler. Ben bir de uzun süredir Instagram'da olmadığım için hani Instagram'dan beni görenler de Sen çok yazdı. şey kaybediyorsun. Evet. Yani ben de Instagram'ı çok fazla aslında sosyal medyanın negatif yanının olduğunu düşünenlerdenim. Ben de eskisi kadar çok kullanmıyorum. Sadece işte güzel anılar biriktirmek ve göremediğim arkadaşlarımı görmek adına kendime, Necla abla da girdi bu arada, kendimi işte belirli bir kota gibi düşün. Çok sık olmadan girmeye çalışıyorum. Çünkü sosyal medyanın aslında negatif tarafları da var. Hele de sporculara. Çünkü söylenen, yapılan olumsuz yorumlardan da çok kötü etkilenebilirler. Çünkü insanlar ne istiyorsa onu yazmakta serbest. Aklına gelen her şeyi olumlu ya da olumsuz yazabiliyorlar. Onun için bir de onun müptelası oluyorsun. Çok fazla vakit kaybediyorsun sosyal medyada. Onun için bence birazcık dikkat etmek gerekiyor. Onun için senin dediğin aslında katılıyorum. Çok zamanını alıyor ama bunu kontrol edebildikten sonra da güzel bir şey sosyal medya.
Kesinlikle. Aynen, ben o kontrolü biraz kaybetmişim. Sürekli bakar olmuşum Instagram'a. Onu fark edince zaten kapatmak zorunda kaldım. Bir de yüksek lisans tezimi yetiştiriyordum arkadaşlar. Onun dışında bir şey yok. Yani bir de okumam gereken şeyler oluyor. Okumak yerine Instagram'a bakıyormuşum o dönemler. Onu fark edince kapattım. Ama inşallah en kısa zamanda tekrar aranıza dönerim. Evet, hoş da girdi. Teşekkürler. Bir nesil sizinle büyüdü. Teşekkür ediyoruz. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Tuğçe'm, sağ olsun, anneler günümüzü de hiç kaçırmaz. Kutla da, teşekkürler ona da. Sorulardan biri de şuydu galiba. Annelik nasıl bir duygu? İstersen onunla ilgili bir şeyler söyleyelim. Sen Tabii. duygu ifade et, sonra ben ifade edeyim. Annelik işte hep söylerlerdi çok değişik, kutsal, hani anlatılamayacak bir duygu diye. Yaşayana kadar hani böyle olduğunu ben de tahmin etmiyordum ama gerçekten öyle bir şey. Kendi parçandan birisi, kendi ruhundan üflenmiş birisini büyütüyorsun. Onu yetiştirmeye çalışıyorsun. Sen nasıl yontarsan o öyle yetişiyor. Çok enteresan bir duyguymuş. Hani o düşünce, o acı hissedince sanki sen acı hissediyorsun. O aç kalınca sanki sen aç kalıyorsun gibi duygular. Ve gerçekten elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Onun için en iyisini düşünmeye çalışıyorsun. Bence hani bunun dışında dünyada böyle bir his var mıdır? Zannetmiyorum. Hani annemin şimdi bize karşı hissettiğini şimdi ben kendi oğluma hissediyorum. İnanılmaz bir duyguymuş. İyi ki bu duyguyu tatmışız. Senelerce söyledik durduk ama en sonunda nasip olacağı zaman işte demek ki o zamanmış. Ve gerçekten de çok mutluyum anne olduğum için. Şu anda uyuyor. Uyumasa zaten şu an kucağımdaydı. Bırakmıyor. Bu sıralar çok düştü evde olduğum için bana. Yapıştı. Uyuyunca şimdi programa başladım ben de. Duru da herhalde uyuyor. Yok yasada. Yok. Duru 12-13 buçuk gibi yatıyor. Şimdi babasıyla onlar bahçeye indiren. Burada yoksa mümkün değil. Beni bırakmazdı. Bence nasıl Uzak bakmam anlattın? gerekirdi. Annelik şöyle söyleyebilirim bence. Anne olmadan, hep annelerimizin dediği gibi, anne olmadan anlayamazsın. Yani insanlar ne kadar çok anlatırlarsa anlatsın, anne olmadan önce diyordum ki yani ne kadar çok abartıyorlar. Bir tek onların mı çocukları acaba diyordum gerçekten. Ama anne olduktan sonra az bile söylüyorlarmış. İnanılmaz bir duyguymuş. Hele şimdi artık konuşmaları başladılar ya, ne kadar güzel bir şeymiş. Onun her anını keşfedebilmek, her an ona tekrar tekrar aşık olabilmek çok değişikmiş. Çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Allah sağlıklı çocuklar nasip etsin. Çok güzel bir duyguymuş. Ama şimdi mesela bana deseler ki daha önceden yapmadığına pişman mısın? Aslında pişman değilim. Neden? Tabii ki genç anne olurdum. Ama 28 yaşında evlendiğim için zaten genç anne olma gibi bir şansım yoktu. Ama o kadar yoğun tempoda, o kadar üst seviyede oynarken açıkçası çocuğuma bu kadar ilgilenemeyecektim. Onun için aslında hayırlısı olmuş. Şimdi bıraktıktan sonra onun her anında yanında olmaya çalışıyorum. Çünkü dediğin gibi onun için en iyisini diliyorsun. Ona hiçbir şey olmasın istiyorsun. Bir an gözünden ayırmak istemiyorsun. Çok güzel ama tabii ki psikolojik olarak çok zor bir duygu. Onun için aslında hiç de pişman değilim bıraktıktan sonra yaptığımı. Annelik çok özel, çok güzel bir duygu. Evet, çok güzel ama yaşamadan kelimelerle bence ifade edilmez yani. İnsanlara abartı gelebilir, yaşamak lazım. Evet, isteyen herkese nasip olsun annelik. Amin inşallah. Peki unutamadığın anılarımızdan bahsedelim birazcık. Aklına gelen anılar şöyle. En mutlu olduğun anılar. Şimdi bak, Bu çok kadar en kendim. mutlu olduğum anları değil de sonra komik olanını anlatacağım. Hadi. En mutlu olduğum an tabii ki milli takımda 2003 yılıydı. İşte biliyorsun yani o nasıl girdiğimi. Sonra 2003 Rusya maçından sonraki mutluluğumu unutamıyorum. İlk defa milli takımda oynadığım için. Sonra işte Ezel Başak transfer olduktan sonra hep hayalimizdi biliyorsun. Avrupa şampiyonu olmak. Sonuçta müzemizde birçok kupa varken Avrupa'da derece yapamamıştık. Diyorduk ki ya burada kariyerimiz bitmeden lütfen bir kupamız olsun diyorduk Esra'yla. Çok şükür o da kısmet oldu ve Avrupa şampiyonluğunu kazanmış olduk. O unutamadığım. En komik olanlardan biri de Esra. Şimdi tabii burada muhabbet ediyor gibi konuşacağız. Siz de çok güleceksiniz eminim. Şimdi o dönemler o yaz düğün hazırlığı yapıyoruz biz. O zaman da Beppe bizim antrenörümüz.
Antrenman esnasında antrenörümüzü kızdırmışız. Betbe de bize kızıyor. Esra da her zamanki gibi benim yanımda. Ben de o sıra dalmışım ve gülümsüyorum. Esra da dirsek attı bana. Dedi ki Gülden niye gülüyorsun? Antrenör bağırıyor. Sen niye gülüyorsun dedi. Ben de o sıra dedim ki Esra inanmayacaksın ama şu an dedim ben gelinliğimi giymiş basamaklardan iniyorum. Esra da bir kahkaha atmaya başladı. Depe sonra bize döndü bir sert sert baktı ama öyle komik bir anımız vardı. Hiç unutmuyorum mesela onu. Hatırladın değil mi? Tabii ki de hatırladım. Hatırlamaz mı? Sonra nerede maçtaydık? Birisi seyircilerden bir maç bitti zannetti. Seni öpmeye kalktı. O da çok komikti mesela. Evet. Beşinci set miydi bilmiyorum. Artık bitti zannetmiştim. Evet. Matladığı için bir anda ben böyle sahanın ortasında dururken birisi geldi bana bir sarıldı. Ben de tabii şok oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Herkes gülmeye başladı. Sonra tabii polisler içeriye girdi. Aldılar götürdüler adamı ama tabii herkes bir şok. Sonradan herkes kahkaha atmaya başladı. Koray abi de yazmış. Eşleriniz de sizin gibi özel. Teşekkür ediyoruz Koray abicim. Sağ ol. Barış Hocam ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani onun dışında tabii o kadar çok anı var ki ama şimdi hatırlıyor muyum bilmiyorum da aklıma tabii konuştukça gelir. Ama en komik olanlar bunlardı galiba. Değil mi? Bir Gökçe'nin makyaj meselesi vardı mesela. O da komikti. Hangisiydi o? Gökçen pek makyaj yapmayı sevmezdi maçlardan önce. İnes de ona makyaj yapmıştı hatırlıyorsan. Artık yeter makyaj yapmalısın demiştin. Selcan abla da evet bu kadar soluk suratla çıkma maça demişti. Sonra İnes de makyaj yapmıştı. Biraz abartı bir makyajdı tabii. Maç ısınmasını çıktığımızda Aysun abla banka karşı oynuyorduk. Aysun abla gelip Gökçen o ne halin demişti hatırlıyorsan. Hepimiz kopmuştuk. Bunlarda yüzünü temizlemeye çalışıyordu Gökçen. Ay ne anılardı ya neler var işte bir araya gelindiğinde konuştukça insan tabii anlatıyor. Çok komik. Evet ya. Tabii komikliğin dışında kariyerimizi de etkileyen en önemli turnuvalar mesela 2000 Avrupa Şampiyonası, işte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, olimpiyat elemelerini geçip olimpiyatlara gitmemiz, olimpiyatlar. Olimpiyat elemelerine gitmeden önce hatırlıyor musun son bir hafta antrenmana gittiğimizde antrenmana girdiğimizde antrenman bittikten sonra oh çok şükür bugün de antrenmanda sakatlanmadık kaldı 5 kaldı 4 olimpiyatlara gitmek tabii her sporcu için en büyük hayal. Hepimiz o kadar heyecanlıyız ki kadro belli oldu. Gitmemize bir hafta kaldı ama herkes yani son günlerde bir sakatlık yaşayıp da o olimpiyatlara gidemeyecek. Olimpiyat köyünü göremeyecek diye korkudan antrenmanı yapıyoruz. Bittikten sonra da şükrediyoruz. Allah bugün de sakatlanmadan günü tamamladık diye. Tabii olimpiyatlar da çok özeldi. Yani her kariyerli sporcunun gerçekten görmesi çok isterim. Çok özeldi. Biz belki de ikinci kez gidiyor olsaydık mesela farklı derecede dönerdik. Çünkü oranın o sarhoşluğuyla biz konsantre bile olamamıştık. Yani çok değişik, çok özel tabii. Tahmin edersiniz oranın kocaman bir yer olduğunu. Dünyanın en iyi sporcularının bir arada olduğunu. Beraber yemekhanede yemek yiyorsunuz. Beraber gidip kahve alıp kahve içiyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Resim çekiniyorsunuz. Sonra maça gidiyorsunuz. Çok özeldi. Çok şükür kariyerimizde görmediğimiz hiçbir başarı yok. Çok güzel anlar biriktirdik. Çok güzel şeyler yaşadık. Şanslı sporculardandık. Evet. Evet. Sonuçta 2003'te ivmelenmeye başladığından beri katılmadığımız turnuva kalmadı. Bu jenerasyon olarak. Dediğin gibi Gülden'e katılıyorum ben de arkadaşlar. Eğer bir olimpiyat daha görmüş olsaydı o jenerasyon belki bir olimpiyat madalyası da kazanmış olabilirdik. Çünkü ilk defa katıldığınız bir yerde farklı uyaranlara karşı nasıl tepki vereceğinizi bilemiyorsunuz. O atmosfere kendinizi kaptırıyorsunuz. Bizim de daha öncesinde bir olimpiyat tecrübemiz olmadığı için. Orada tabii ki de biraz daha günün anlamını, eğlencesini çıkararak devam ettik. Daha fazla motive olmamızı sağlayacak şeyler aslında tecrübesizliğimize geldi diyebiliriz. Ama mesela şimdiki takım da olimpiyatlara kaldı. Aralarında tecrübeliler var, Nazlı, Eda gibi.
Onların çok daha bu tecrübeyi aktarıp çok daha değişik bir ortam sağlayacaklarını düşünüyorum ablalar olarak takımda. İnşallah seneye tabii kaldı olimpiyatlar. Bu dönemleri atlatıp tekrar Türkiye olimpiyatlarda boy gösterecek. Çok güzel Evet, oldu. Tebrik çok ediyoruz buradan da onları. aynen çok büyük bir başarı çünkü olimpiyatlara gidebilmek hiç kolay değil. Gerçekten bir Avrupa şampiyonası gibi. Onun için kızları ve teknik ekibi tebrik etmek lazım. Çok güzel şeyler yaşayacaklar. Evet, çok büyük bir şanssızlık oldu ama seneye gidecekler. Dediğin gibi onları tebrik etmek lazım. Bir arkadaş yazmış, çok hoşuma gitti. Sanki annemle teyzem muhabbet ediyorlar. O kadar sevimlisiniz ki demiş. Çok hoşuma gitti Esra. Evet. Peki Gülden, gelecekte bu kadar voleybola hizmet etmiş birisi olarak gelecekte sahada ya da yönetici olarak voleybolun içinde tekrar kalmayı düşünür müsün? Tabii ki kalmak isterim. Sonuçta bu kadar emek verdik, bu kadar tecrübemiz var. Onları aktarmak isteriz. İsterim yani. Güzel bir olanak, güzel bir fırsat olursa tabii ki olmak isterim. Bence kariyerli sporcuların da bu kadar yaşanmışlıkları sahaya aktarabilmesi için, tecrübeleri aktarabilmesi için, onların fikirlerine ihtiyaç olduğu için bence oralarda olmalılar. Fırsat olursa, güzel olanakları olursa tabii ki olmak isterim. Güzel. Sen? Ben de aynı şekilde. Yani antrenörlük aslında çok düşünmüyorum ama Pardon, antrenörlük araya giriyorum arkadaşım. Antrenörlük ben de düşünmüyorum. Biliyorsun üniversite okurken de antrenörlük yapmıştım. Çok büyük sabır istiyor. Antrenör değil arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir şey başarıyorsunuz ama yaşadığım için bana göre bir şey değil. Çok büyük sabır lazım. Antrenörlük tabii mi? olmaz. Kesinlikle öyle. Ben de okul takımıyla geçen sene maçlara çıktım. Çok zevkliydi aslında ama oynayamamak, sahada yani ne olacağını bilememek tabii seni delirtiyor daha önceden oynamış biri olarak. Onun dışında bir şeyler öğretmek güzel bir şey. Tecrübeni aktarmak, işte yanlışlarını gösterip doğruya vesile olmak tabii ki de güzel bir şey ama çok sabır isteyen ve sinirlerinin de sağlam kalması gereken bir meslek dalı antrenörlük. O yüzden bütün antrenörlerime saygı duyuyorum. Buradan da söyleyeyim, yaptıkları iş hiç kolay bir iş değil. Ben o yüzden bakalım, doktoram bittikten sonra ben de önüme nasıl fırsatlar çıkacak bilmiyorum. Tabii ki de voleybol camiasının içinde kalmak hepimizin hedefi. O kadar senelerimizi vermişken. Başka çünkü yani 20-25 senemizi vermişiz bu işe. En iyi anladığımız iş voleybol. O yüzden biz de ben de Gülden'e katılıyorum. Her şey zamanla gösterecek zamanla. Bu arada Gözde'yi evet ben de gördüm. Demiş ki kızlar şu korona bitsin piknikte Piknik yapalım. buluşturalım çocuklarımızla. Düşünsene ne kadar güzel olur. Aslında o kadar çokuz ki çocuklu anne olarak düşündüğünde aslında efsane olur o piknik. İnşallah bu günler geçsin. Evet bir organizasyon yapalım hep beraber bir araya gelelim. Çok da güzel olur. Olimpiyatlara gidecekleri tabii ki de destek vereceğiz onlara. Desteğimiz sonsuz. İnşallah. Yani madalya kazanabilirler de çok değişik bir atmosfer ama olimpiyat elemelerindeki ve Avrupa Şampiyonası'ndaki performanslarını gördük, izledik. İnandıkları zaman gerçekten iyi işler beceren bir ekip. Yetenekli gençler. Çok tecrübeli ablalar var. O yüzden de inanıyoruz onlara tabii ki de. Aynen tabii ki desteğimiz sonuna kadar onlarla. Ama şöyle ille altın madalyayla dönecekler diye bakmamak lazım. Şimdi yaptıkları çok büyük bir başarı olimpiyatlara gidebilmek. Hep adım adım gitmek lazım. İlk başta gruptan çıkmalılar, gruptan çıktıktan sonra ilk dörde girmeliler, ilk dörtten sonra yarı final, sonra final. İnşallah tabii ki altın madalya alalım ama olimpiyat çok farklı bir turnuva. Hiç kolay değil. Her şey olabilir tabii ki neden olmasın ama ilk 6'ya girmek de başarı, ilk 4'e girmek de başarı, altın madalya almak tabii ki başarı ama sonuna kadar kötü geçse de, iyi geçse de takımımızın arkasında olmamız lazım. Bu işin bir parçası kaybetmek de var, kazanmak da var. Camiaya da destek olmamız lazım. Çünkü zaten biz bizeyiz. Bu camia. Hani önce kendi camiamızda yapılan başarılara destek olup el uzatmak lazım diye düşünüyorum.
Ya köstek olmak yerine destek olmak her zaman için kendimizi ve gelecekte yaşayacaklarımızı tetikleyecek. O yüzden tabii ki de hepimiz destek olacağız. Yeni nesilden kimleri beğeniyorsunuz? Çocukluk Zaten yetenekli arkadaşını gençler tebrik var bir sürü. ederim. Evet. Yani kendi pozisyonumdan Hande var biliyorsunuz. Hande tam forma girmişti. Buradan selam gönderiyorum ona. Forma girmişti, sakatlandı. Ama en bu sürede de tam toparlamaya başlamışken salgın işte ortaya çıktı. Ama yeni sezonda bomba gibi olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten de artık oyunu da oturmuştu Hande'nin. Hücumda da, servis karşılamada da gayet iyi gidiyordu. Milli takımda da biliyorsunuz önemli oyuncularından biriydi takımımızın. Eczacıbaşı'nda da aynı şekilde. Evet. Alttan gelenleri çok daha gençleri çok tanımıyorum ama federasyona gittiğimde Şahin Çatma hocamız var biliyorsunuz. Onunla konuşma fırsatım oluyordu. O da yetenekli gençlerin geldiğini söylüyordu. Ama çıplak gözle izlemedim açıkçası. Ben de bu arada çocukluk arkadaşım da girdi. Noyen'cim, ben de seni seviyorum canım. Benim de beğendiğim kendi pozisyonumda ben Simge'yi çok beğeniyorum. Biliyorsun Esra'cığım biz aynı fikirdeyiz. Evet çok başarılı bir sporcu olabilirsin ama bence karakter de çok önemli. Simge'nin duruşunu da çok beğeniyorum. Hayata karşı duruşunu. Onun için zaten adım adım yükseğe çıktı. Çok da başarılı gittiğini düşünüyorum. Çok da sevdiğim biridir. Onun dışında gençlerden Zehra'yı beğeniyorum, orta oyuncu. Vakıfbanklı. Evet. Zehra'yı çok beğeniyorum. Tabii alttan çok iyi sporcular geliyor. Çok da iyileri de gelecektir. Ama şu an takip edebildiğim kadar Zehra'yı çok beğeniyorum. O da bayağı bir çıkışa geçti. İnşallah böyle çıkış devam eder. Çünkü istikrarlı olabilmek hiç kolay değil. Bir yerlere gelebilmek bazen çok kolay oluyor. Önünüze bir şans çıkıyor. Onu değerlendirirseniz bir yerlere gelebiliyorsunuz ama eğer ki orada hep kalacağım diye düşünüp çalışmazsanız, o bakış açısı devam ederse maalesef iniş çok hızlı oluyor. Onun için bence sporcunun da özellikle o karakter çok önemli. Çok hırslı olup çok çalışmayı sevmeli. Öyle düşünüyorum ben de. Evet. O zaman Ayşenur Yar sana selam gönderelim. Kanyon'da buluşmuşuz seninle daha öncesinde. Evet, şimdi okudum ben de. Oynadığınız dönemde beğendiğiniz yabancı oyuncu kimlerdir? Yani uzun bir dönem jenerasyonlar hani çok uzun dönem değişmedi. Hani artık şimdi değişti jenerasyonlar ama uzun dönemlere damgasını vuran oyuncular var. Ben mesela Francesco Pichini'yi çok beğeniyordum. Komple bir oyuncuydu. Hatta hala da oynuyordu. Bırakmıştı geçen sezon. Avrupa Şampiyonası'nda görmüştüm. Oyna ya bırakma dedim. Şampiyonlar Ligi'ni almışlardı. Oyna dedim sen. Yok ya bırakacağım dedi. Bıraktı ama devre arasında tekrar döndü. Evet. Tam ama salgın patladı. Herhalde artık bırakır diye düşünüyorum. Çok uzun süreler beğenerek izlediğim bir oyuncu. Tam bir takım komple oyuncuydu. Yani manşeti, hücumu, servis, bloğu. Onun dışında tabii ki de bir sürü oyuncu geldi geçti. Türkiye'de oynadı çoğu. Yani ilk aklıma geleni söyledim. Bir sürü oyuncu vardır tabii ki de. Gülden sen ne diyeceksin bu konuda? Benim için Tika bence çok özel bir yabancı oyuncu. Gerçekten takımına sahip çıkan, kendi yabancı oyuncuymuş gibi değil de takımın çok parçasıymış gibi hisseden bir oyuncu. Onun için Tika'yı çok beğenirim. Onun dışında Maya'nın profesyonelliğini çok beğenirim. Biliyorsun inanılmaz profesyoneldi. Yediği yemek, akşam Polyak mı? yattığı saat. Evet, Maya Polyak. Ha, Yattığı saat işte maçtan önceki karbonhidratı, proteini, içmesi gereken vitaminleri tamamen inanılmaz bir profesyonel voleybolcuydu. Onu söyleyebilirim ama dediğin gibi birçok oyuncu oldu. Çoğu da gerçekten çok başarılı. libero Çok olarak mesela kim sence? Senin en beğendiğin? İtalya milli takımının liberosu tabii ki şu an gerçekten baya baya iyi. Onu izlemek çok büyük keyif. Onu izlerken çok keyif alıyorum.
Çok çok oyuna hakim, çok iyi okuyor topu. O bence. Dominic Liber hakkında ne düşünüyorsun? Onu da beğeniyordum bir dönem ben. Şu an son zamanları takip Beğeniyordum ama etmedim. yani evet o da iyi. Kötü bir libero değil. Bence ikisi diyelim o zaman. Evet ikisi de bence dünyanın en iyisi şu an diye düşünüyorum. Oynamaktan mutluluk duyduğumuz yabancı oyuncu. O kadar çok geldi geçtik. Şimdi Gülden son dönem işte Tika dedi. Onunla ben oynamadım ama karakterinin de hani hoş bir kız olduğunu düşünüyorum. Senin de anlattıklarından, dışarıdan gördüklerimden de pozitif bir kızcağız o sanırım. Ben oynarken oynadığım dönemde Mirka Franca hatırlar Evet. mısınız bilmiyorum. Çok beğenirdim. O da çok profesyoneldi. Onun dışında Maya'yla çok zevk aldık senelerce oynarken. Hem sahadaki oyun tarzı hem dışarıdaki sevdiğim bir arkadaşımdı. Jordan. Jordan da çok profesyonel bir arkadaşımızdı. Başka çok oyuncu geldiği geçtiği için. Mesela bana Vesna Çitakoviç kariyerimde ayrı yeri vardır. Çünkü kaptan olarak daha çok genç olduğum zamanlarda bana çok yardım etmişti takıma geldiği zamanlarda. Onu da çok beğenirim saha içerisindeki. Sadece bir camı kapatman lazım. Biraz düştüm. Tamam. Başka Sokolova, evet, yani tabii Sokolova da döneminin en iyi oyuncularından. Bizde bir sezon top oynamıştı. Çok yetenekli bir sporcu olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında YME'yi geldiğinde sakattı bizim takımımıza ama olimpiyatlarda bizi mahvetmişti. İyi bir oyuncuydu ama Türkiye'ye geldiğinde biraz ayak bileğinden sakatlığı olduğu için açıkçası çok verim alamamıştık ama kendisi de hani çok mutlu olamamıştı ama karakter olarak çok iyi bir kızcağızdı. Çinliler için de tabii Çin takımı için de önemli bir oyuncuydu sonuç olarak. Yıllar sonra Zhu Ting çıktı tabii sonra meydana. Evet, Zhu da çok iyi gerçekten. Son dönemin en iyi En iyi oyuncularından biri. oyuncu. Evet, yani köşeden Zou'yu koyup pasör çaprazına da Tika'yı koyup devam edin. Yok, oturun bence. Hiçbir şey yapmayın. Bu arada Ines'e girdi. Nedim abi girdi. Mısra girdi. Herkese tekrar tekrar selamlar. Evet. Evet. Ay. Ben de şimdi Başka bakıyorum. aklına gelen soru var mıydı konu başlıklarında? Ben unuttum. Başka bana gelen soruların dışında herhangi bir şey yok. Hepsini konuştuk gibi. Eczacıbaşı ile unutamadığınız zaten biraz önce konuştuk ama anılarınız. Yani biz çok uzun süre Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bekledik arkadaşlar. Onu olmadan da hani işte bırakmayalım, anne olmayalım diye konuşuyorduk aramızda. Yani Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığım zamanı hiç unutmuyorum tabii ki de. O sene bir de Dünya Kulüpler Şampiyonu olduk. Eczacıbaşı anılarımızda en önemli anılarımız. Can uyandı ağlıyor. Evet, geliyor. Anne, anne. Bu arada Emre girdi voleybol defteri. Emre'cim selam canım. Demiş ki geçmekte en çok zorlandığım blokçu kimde? Bloktu kimdi? Maya'ydı. Onu da aldık takıma. Gerçekten antrenmanlarda falan ne challenge'lar oluyordu yani Maya blok yaptığında ben onun bloğunu geçtiğimde birbirimizi de inanılmaz motive ediyorduk ve ben vakıftayken gerçekten hani ya Maya geliyor işte karşıma falan onunla mı oynayacağım diye bir gerginlik yaşıyordum yani Vakıfbank maçlarına çıkmadan önce. Çok iyi bir blokördür. Bir de işte Rasic mesela Sırp milli takımda oynarken özellikle Sırp milli takım maçlarında da ya çünkü bence Vakıfbank da zaten iyi oynuyor ama Sırp milli takımı takınca çok iyi top oynayan bir takım. Hani biliyorsunuz Tika'nın da kesinlikle bence performansı Sırp milli takımında bir gömlek daha artıyor. Öyle bir özelliği var o takımın ve o takıma karşı senelerce biz aynı jenerasyon
mücadele ettik Emre'cim. O yüzden Rasiç bloğu ve Maya Polyak bloğu kabus bloklardır. Emre'cim bana niye sormuyorsun? En çok zorlandığım blokçu kim diye. Aşk olsun. Bu arada başka ne sorular var? Yerli oyuncu, keyif aldığınız yerli oyuncu. Ve en çok zorlandığınız. Ben Nesli ile rakip olmaktan gerçekten nefret ediyordum. Çünkü onun o öldürücü plaselerini algılayabilmek çok zordu. Topu çok iyi sakladığı için. Valla transfer olunca zaten hep diyordum ki ya geldim Eczacı'ya attım dedi. Çok sevinmiştim. Şimdi antrenmanlarda da eğer karşı taraftaysa bana plase atıp zaten bir seviniyorsa o plaseyi bana ben karşılayamadıysam 5 seviniyordu. Biliyorsun Nesli'yi. Onun evet, toplarını çıkarabilmek çok kolay değil. Çünkü topu çok iyi sakladığından dolayı. En zor, Emre'cim bana da sormuş. En aynı şekilde Gülden, en zorlandığın servis karşılığı kimin servisleri? Kimin? En çok zor. Kimin bir dönem servisleri fenaydı? Yong Kong Kim'in servisleri Fenerbahçe'deyken fenaydı. Evet, bir dönem çok iyi olduğu Fenerbahçe'de, evet, Fenerbahçe'de oynarken gerçekten bir dönem evet üst üste sayı aldıklarını hatırlıyorum. Doğru söylüyorsun. Kim? Onun dışında Türklerden de kim? Yani şu an çok zorlandım. Aa, bunun servisi çok iyi dedim. Vallahi çok aklıma gelmiyor Emre'cim ya. Yani şu en zorlandığım bilmiyorum işte kim kim servislerinden birazcık zorlanıyordum. Ay Elçin yengecim geldi canım. Anneler günümüzü kutluyor. Ondan sonra. Estağfurullah. Ben getirmemişimdir ama ben zorlamışımdır blokaltı çeşitlerini herhalde. 1.80 boyum olunca sıçrayarak sayı almanın yollarını keşfetmek adına tabii ki de blokaltı geliştirdim. Hayatınızdaki dönüm noktalarınız diyor bir arkadaşımız. Sen söyle istersen. Benim dönüm noktam milli takım aday kadrosuna çağrıldığım zaman Azerbaycan'da bir hazırlık turnuvasına gitmiştik. Orada sevgili Deniz abi, mekan cennet olsun, beni denemek istedi. Denediğinde iyi oynadığımı düşünüyorum. Ondan sonra milli takım aday kadrosuna aldı beni. Ve liberosu yaptı. Avrupa şampiyonası benim dönüm noktamdı. Çünkü benim önüme bir fırsat geçti. O fırsatı iyi değerlendiremeseydim şu anki pozisyonumu bu kariyerim zaman göremeyecektim. O gelen fırsatı iyi değerlendirdiğim için bu arada da konu açılmışken söyleyelim. Hayatta insanların hep önüne bazı fırsatlar geliyor. O fırsatları her türlü işte. O fırsatları iyi değerlendirirsek gerçekten yolumuz çok farklı bir çizgide oluyor. Çünkü biliyorsun Samsun'da üniversite bitene kadar oynadım. Hatta smaçör olarak oynadım. Libero değildim. Yani bu kariyere gelebileceğimi hiç düşünemezdim bile. Hayal bile edemezdim. Ama çok şükür çok uzun süre bu seviyede oynayabildim. 14 sene Eczacı başında kaldım. Birçok Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları yaşadım. O fırsatı değerlendiremeseydim ama bugünleri göremeyecektim. Benim de şöyle oldu. Şimdi ben altyapıda oynarken Yıldız Milli Takım, Genç Milli Takım kampları oluyordu. Neyse, boyum birazcık tabii kısa olduğu için ben biraz daha gücümle, sıçramanla oynayan bir tarz bir oyuncuydum. 1.80 boyum. Gelişen voleybolda da tabii kısa kalıyor bu boy yüksekliği. Ama ben hep sıçramamla kapatmaya çalıştım tabii bunu ve kuvvetimle. Milli takımlara çağrılmıyordum. Neyse bir milli takıma çağrıldım. O zaman da genç milli takım antrenörümüz Adnan Kıstak. Neyse 18 kişilik kadro. Ama ben herhalde elenirim, gelirim falan diye düşünüyorum. Bu arada genç milli takım 80'liler jenerasyonu. Ben 82 doğumluyum. Ben kendimden bir üst
büyük jenerasyonla kampa katıldım. Neyse orada bir sakatlık oldu, bir şey oldu. 14'e düştü takım, 14'te varım. Bu arada Deniz Akyemez de kamptayız birlikte. İşte biz orada tabii aynı jenerasyon olduğumuz için hani birbirimizle muhabbet ediyoruz. Herhalde kalamayız değil mi falan diyoruz. 14 oldu, 12 oldu. Takıma girdik, bir baktık. Bir şeyler oldu. Ne oldu? Yani kendi kendine eledi insanlar o sırada. Bir sakatlıklar falan oldu. Adnan abinin de antrenmanları ağırdır, bilenler bilir. Sonrasında turnuvaya gittik biz. Turnuvada kenarda duruyoruz. Oynayanlar Dan biriyle oyuncu değişikliği yapmak istedi Adnan abi. Yeniliyoruz. O zaman Sırbistan değil, Yugoslavya var. Dağılmamıştı Yugoslavya. Yugoslavya ile maçımız. 2-0 gerideyiz. Adnan abi çağırdı. Esra gel gir ya. Ne yaparsan yap işte. Önemli değil. Daha kötü olamaz. İstediğini yap. Hiçbir şey demeyeceğim sana dedi. Ben bir girdim oyuna. Vuruyorum. Sayı oluyor sürekli. İşte maç alıyorum falan. Oynuyorum derken maç bitti. Yani bir oyuna geldi bana. 3-2 kazandık biz maçı. Ondan sonra beni ilk 6'ya koydu Andan abi. Turnuvanın sonuna kadar ilk 6 oynadım. Avrupa şampiyonasıydı işte. Bayağı benim için tecrübe oldu. Ondan sonra bütün bir takım kamplarına çağırdı derken ben kendi takımımda Vakıfbank'ta, o zaman Ankara Vakıfbank tabii. Ankara Vakıfbank'ta altyapıda yaşım doldu. O sırada A takımı kapandı Ankara'da. Yani Vakıfbank'ın genel müdürlüğünü İstanbul'a taşıdılar. O sırada Güneş Sigorta Vakıfbank, Vakıfbank Güneş Sigorta oldu, birleştiler. Bu sırada ben de oynamak için Adnan abi teklif etti, Yeşilyurt'a gittim. Bence o milli takım maçları zaten ilk dönüm noktası benim hani İstanbul piyasasında da tanınır olmama. Çünkü genç milli takımda bir şekilde orada odak noktası. Sonrasında da Yeşilyurt'a gelip ligde oynamam benim için bir dönüm noktası oldu. Sonrasında zaten bildiğiniz gibi 2003 Avrupa Şampiyonası, sonra Eczacıbaşı'na gelmem. Milli takım. Onun benim için iki dönüm noktası var. Başka neler var? Bu arada benim üniversiteden arkadaşım girdi Özlem. İyi ki hayatımda hayatımda var dediğim arkadaşlarımdan canım Özlemciğim çok da güzel bir şey yazmış. Teşekkür ederim sana. Sonra birisi başsağlığı dilemiş. Teşekkür ederim. Sağ olun maalesef. 2 ay önce çok sevdiğim babamı kaybettim. Evet çok zor günlerdi. Erken bıraktığı için. Kim? Erken bıraktığı Ben için gününü okumamdı. kayboldu kimdir? Ben kaçırdım galiba. Erken bıraktığı için üzüldüğünüz voleybolcu kimdir? Erken bıraktığı için. Erken bıraktığı için üzüldü. Yani herkes şu an aklıma gelmiyor. Gözde. Asuman'dır. Hemen geldi. Çünkü şu an baktım herkes belli bir seviyeye kadar oynadı etrafındaki ama Asuman çok beğendiğim bir pasördü benim. Çok da karakterini sevdiğim bir oyuncuydu. Pasör olmak kolay bir şey değildir. Sahada herkesi idare ediyorsunuz. Asuman bu işi çok iyi yapan bir pasördü. Ama ne yazık ki maalesef bir dizindeki sakatlık yüzünden erken bırakmak zorunda kaldı. Keşke oynayabilseydi, voleybola, Türk voleyboluna güzel şeyler katacağına emindim onun. Başka aklıma Evet, gelmedi falan. Asuman çok erken bıraktı maalesef. Çok üzülmüştük. Gerçekten çok uğraştı hem kulübümüz hem de Asuman çok uğraştı. Çok savaş verdi ama maalesef işte işimizin bir parçası da sakatlık. Bir de bence Gözde Kırdar. Gözde de Çünkü gittikçe daha gerçekten çok oynardı, evet. evet daha çok oynardı ama onunla konuştuğumuzda dedi ki çok ağrılarım var birden dedi. Bir de biliyorsun Gözde zaten anne olmak çok istiyordu ve seneler öncesinde bile diyordu ki işte şu yaşlarda artık bırakacağım çok oynayamıyorum. Oynayabilirdi. Yani çok üzüldüm. Asuman da bence Gözde'dir. Başka... Mehmet abi girdi. Mehmet abimiz. Evet. Her şeyi yaptı. Bütün şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi'nde bir sürü şampiyonluğu var. O yüzden hani onun adına
çocuk sahibi olmak tabii daha önemliydi. O yüzden oynayabilirdi tabii ki de ama güzel bir zamanda bıraktığını düşünüyorum onun. Evet. İyi bir yerde bıraktı. Sonuçta o da önemli bir şey. Herkesin kararına saygılıyız tabii ki ama onu da Asuman'ı da izlemek çok keyifliydi. 13.7'deki geri dönüş nedir? Onu ben anlamadım ama. Okumadım onu. Natalya ile oynamak nasıl bir duyguydu? Natalya ile ilk 2003'den önce ben 2002'de milli takıma gitmiştim. O zamanlar tabii takım en gençleriz nesliyle beraber. Çocuk gibi çok doğal, çok saf bir insandır Natalya. Yani o kadar iyi niyetlidir ki hiçbir zaman kimse hakkında kötü bir şey düşünmez. O zamanlar bana çok yardımcı olmuştu. Ben de küçük olduğum için. Hem de onun pozisyonundan oynuyorum. Hep yardımcı oluyordu bana. Sonraki sene zaten 2003'te artık turnuva yaklaştıkça, rahmetli Deniz abi de takımı oluşturdukça ben de ilk 6'ya girdim. Onunla çapraz oynuyordum. Manşet alırken olsun, hücumda olsun hep bana yardım etti. Çok iyi bir insandır. Natali ile ilgili hiçbir kötü bir şeyim olamaz benim. Kimsenin de olacağını zannetmiyorum. Yani oyunculuğumdan da zaten bahsedecek olursak yüce insan desem yeter diye düşünüyorum. Çok narindi gerçekten. Çok tatlıydı. Çok doğal. Yani nasıl görüyorsanız öyle biridir Natali. Çok tatlıdır. Evet, içimizden biri gibi. Çok güzel şeyler yaşadık onunla. Emre yazmış. Çok yetenekli. Şu oyuncu çok yetenekliydi ama şansı yaver gitmedi dediğiniz biri var mı? Şans bulsa çok iyi olurdu dediğiniz. Güzel bir soru. Gençlerden yani. Zor bir soru. Evet, gençlerden herhalde. Ya da çok iyi olacağını düşünüp aslında çok çıkış yapamadan sonra bırakan da olabilir bence. Sadece yetenek genç değil de. Şu var dediğiniz kim var? Öyle bırakan. Benim aklıma bir anda gelmedi açıkçası. Bilmiyorum. Bir tane Didem vardı, hatırlar mısın? Emre hatırlar mı bilmiyorum. Orta oyuncu. Kesiliyor. Evet, benim şimdi gençlerden aklıma gelen. Evet. 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 Çok sakatlık yaşadığı için, çok ameliyat olduğu için artık yapılabilecek bir şey kalmadığı için bırakmak zorunda olduğunu söylemişlerdi. Sesin ara ara kesiliyor, ara ara Evet, geliyor. benim Şimdiye için de kadar aynı gayet şey. güzel gidiyordu da. Ama onun dışında benim aklıma gelmedi. Yani fırsat bulamadı da kendini gösteremedi, bilmiyorum. Şu an denk gelmedi yani. Onun dışında Nesli'yle oynamak nasıl bir duyguydu Evet. demişler. Nesli çok kendine münhasır, çok özel bir arkadaşımız bence. Voleybol için de bir daha geleceğini düşünmüyorum öyle bir insanın. Çok komik bir Hem kelime ama karakter olarak gerçekten. hem oyuncu olarak maalesef düşünmüyorum. Üzgünüm Türk voleybol adına. Efsane gerçekten. Yani anlatmak olmaz yaşadığı. İnanılmaz komiktir bir kere. Bir anda seni çok güldürebilir. Bir anda çok gıcık edebilir seni. Benimle özellikle çok uğraşırdı. Hatta bir gün beni biliyorsun çok sessizimdir, pek cevap ver. Geldi, geldi, geldi. Kendi ellerimle neler yarattın, bir de bana cevap veriyorsun falan dedi. Sonra gülmeye başlamıştık. Nesli'yle oynamak tabii çok keyifli ya. Yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden biri bence. Keşke çok daha uzun yıllar oynayabilseydi ama onunla oynayabilmek güzel bir şanstı. Bir de onun dışında da zaten yanında olmaktan çok keyif alabileceğiniz biri. Sohbeti,
tarzı çok tatlıdır. Dediğim gibi rakipken işte onunla oynamak gerçekten çok zordu. Aynı takımda olduğumuz için çok mutlu olmuştum. Başkadır, başka nesli. Başka da dediğin gibi bir daha gelmez buraya. Ha, evet, Naz da girdi. Evet. Öpüyoruz. Başka. Voleybol mesela hangi spor kendinize ya? Ben tenis Yurt çok dışından teklif oynamıştım. geldi mi diye. Teklif geldi mi? Yurt dışından teklif geldi mi? 10 kere sorduk demiş de. Kusura bakmayın. Aradan geçtiği için herkese okuyamıyoruz. Teklif gelme gibi bir şansı. Çünkü yabancı kontenjanını pek kullanmıyorlar Libero'dan. Onun için yurt dışından öyle bir teklif gelmedi bana. Esra'cığım, sen cevapla canım. Yani ara ara benim açıkçası Eczacı'da oynadığım süreler boyunca menajerim olmadı ama ara ara diğer menajerlerden hani söylüyorlardı ama Türkiye'de zaten öyle bir voleybol oynanıyordu ki zaten kimse yurt dışına gitmek istemiyordu hani o dönemlerde. Sonra Eczacıbaşı'ndan ayrılırken teklif geldi, Kaan'dan gelmişti ama yani benim o sıradaki şartlarım ona el vermiyordu işte ailem için kendi o zaman gidişatım okuldaki eğitimim için falan filan ben istememiştim ama güzel olurdu yani yurt dışında oynamak. Naz demiş ki sizi çok seviyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Biz de seni çok seviyoruz Nazcığım. Senin de anneler günün kutlu olsun. Voleybol olmasaydı hangi sporu yapardın Gül? Tenis oynamak isterdim herhalde. Tenis, Aynen. bilmiyorum. Tenis oynamayı da seviyorum. İzlemeyi de seviyorum. Ben de beden eğitim bölümünden mezun olduğum için tenis dersi de görmüştük. Orada da çok keyif almıştım. Herhalde tenis oynardım diye düşünüyorum. Öyle bir şansım olsaydı. Fenerbahçe'nin altın setlikinden bahsediyor. 13-7'de geri Öyle mi? dönüşü var ya kaybettiğimiz. Ha. Evet. Yani tabii bu yani nasıl cevap versek bilmiyorum. Tabii ki çok Kadın mutluluk voleybolu verici diyebilirim bunu ya. bir duyguydu. Kadın olmaz diye henüz 2 sayı sonra zaten maç bitiyor ama eğer oynamazsanız her şey olabiliyor. Biz de maç bittikten sonra gerçekten şok yaşamıştık. Nasıl böyle olur diye. Olmadı işte. Yani top bizi sevmedi. Biz beceremedik. Fenerbahçe çok iyi oynadı. Daha çok asıldı. Daha çok istedi. Top da bizi sevmedi ve oldu. Dediğin gibi işte bayan voleybolu her şey, her an her şey olabiliyor. Çok bir anda inanılmaz oynarken bir anda çok çöküşe de geçilebiliyor. Tamamen psikolojik. Olabiliyor her şey. Şu anki jenerasyona ne dersin Gülden? Bir paylaşımda bulunmak istesen. Şu an yeni gençlere diyelim, yetenekli gençlere. Ne dersin derken onlarla ilgili ne düşündüklerim yoksa Onlara bir tavsiyen ya da ne bileyim bir abla olarak söyleyebileceğin ne olabilir? bence öncelikle kendilerini çok şanslı hissetmeliler. Çünkü şartları gerçekten çok iyi. Onların yapabileceği tabii ki şu an çok iyi voleybolcu olabilmek çok kolay değil. Çünkü çok rakip var. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi yayının başından beri insanların hayatına hep bir dönüm noktaları oluyor, bir şans çıkıyor. Eğer o şansı iyi değerlendirebiliyorsanız bir yerlere gelebiliyorsunuz. Ama her şey gülistanlık olmuyor. Maalesef olumsuz şeyler de oluyor, sakatlıklar gibi. Bazen derslerin ağır olduğunu düşünüp bırakmak zorunda kalmak gibi. Ama sadece istemek, çok çalışmak ve bir yere geldikten sonra da "Aa, ben buraya geldim." dediğiniz an maalesef hemen düşe geçmek durumundasınız. Onun için hep çok çalışmalı. Bir de işinizi çok sevmelisiniz bence. Sadece para kazanmak adına değil. Çünkü gerçekten çok şanslı bir kısım. Hem spor yapıyorsunuz hem para kazanabiliyorsunuz. Yapılabilecek en güzel şey. Tabii gözüktüğü gibi çok kolay değil. Çok büyük stres var. Arkadaşlar kusura bakmayın beni uyarması gerekiyordu. Ben bir işaret sembol göremedim. Instagram'dan da uzak olduğum için bir süredir. Bir anda kapandı canlı yayın süresi bitti. Gülden de bağlansın tekrardan. Ondan sonra hep birlikte bitirelim. Güldencim tekrar bağlanır mısın?
Dediklerine katılıyorum. Bir de en önemlisi ne olabilir arkadaşlar? Ben oldum değil. Her zaman daha iyi olacağım demeniz lazım. O yüzden yeni gençlere tavsiyem de her zaman aynı disiplinle devam etmeli olacak. Güldencim. Kusura bakma arkadaşım. Burada bir işaret varmış gözüküyormuş biterken ama ben onu görmedim. Olsun. Biraz Instagram'ın uzağında kaldığım için bitireceğiz yayınımızı ama tabii önce bir hoşça kal diyelim herkese. Teşekkür ediyoruz. Bizi burada destekledikleri için sorular sorup bugünkü yayınımıza vesile olduğu için herkese ben buradan teşekkür ediyorum. Tekrar buradan herkesin, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Senin dediklerini biraz Evet, önce tekrar ben de herkese katıldığımı söyledim. iyi yapmışsın. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Yayına bağlandığınız için maalesef süre belirli, kısıtlı olduğu için herkesin sorularına cevap veremedik ama çok teşekkürler. Herkese çok sevgiler. Anneler Günü kutluyorum herkesin. Esacığım seni de öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ben de öpüyorum. Duru'yu da öpüyorum. Herkese selam. Canım. Emre'yi de. Görüşürüz canım. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bye.